Öleni halkıma bırakmak. Zaten bu sedyeyi çıkarmamın tek amacı ölüme beş kala sesimle, şiirlerimle, ikrarımla ebediyen yaşamak içindir. Ölüme beş kala diyorum. Çıkarıp beynimi masanın üstüne koyuyorum. Ve sorguluyorum gözlerimle kendimi. Tırnağımdan saçıma kadar tüm bedenimi bunca yıldır yöneten kıvrımların en ince yerine girip halkıma bırakacağım ne var diye bakıyorum. Tırtılın taze yaprakları yemesindeki hazzı duyuyorum. Borçlu gitmemenin huzurunu, hani söylemiş ya Tanrı, sakın bana kul borcu ile gelmeyin diye. İşte ben de ölüme beş kala bu dürüstlükten gelişen bir dürtü ile beynimle oynuyorum. Ellerimin yerine koyduğum gözlerimle, çünkü ne yapıldıysa bu gözler yoluyla yapıldı. İyi veya kötü, bu gözler yolladı beyne, yüreğe. Bu gözlere göre atışını, ısısını ayarladı kulaklar. Bu gözlere göre duydum. Yanlışsa, doğruysa bu gözler götürdü. Onun için gözler hem el hem ayak oldu. Beyin bu gözlere göre doldurdu bandını. Hesap kitap bu gözlere göre eksi ya da artı oldu. Canavarı yarattı. Canavarı yarattı bazen içinde. Bazen süt liman, kesildi umman. Fırtınaları bu gözler yarattı, hiç yoktan. Bazen bir yılan olup soktu. Bazen zehrini taşıdı. Topluma panzehir oldu, kurtardı insanlığı. Güneşini bu gözlerle sevdi. Bu gözlerle kıskandı onu. Güzelliği, tapmayı, aşkı sevdayı bu gözlerle yudumladı. İhaneti bu gözlerle yaptı. Bu gözler ne halkına küstü, ne emeğe yan baktı. Ne varsa yükte hafif, pahada ağır, hepsini bölüşmeye, ortalığa saçtı. Bu gözler ne mal dedi ne mülk, sevdasına düştü. Beyne kini, garezi konuk etmedi. Ne devlet taktı ne yasaları. Hiçbir dönem kula kulluk etmedi. Aç yattı, tokum dedi. Dostlarını satmadı. Hele onu hiç. Han oldu yüreği, bir kuruş yatak parası almadı. Sevgiye su, kavgaya benzin, yalana baltayla gitmedi. Bu gözler, bu minval üzre doyurdu beynini, namerde muhtaç etmedi. Sevdi bir kez. Ve ilk kez yüreğine çiviyle, beynine kurşunla, gözüne sevdayla işledi sevgisini, aman demedi. Ne tavşan yürekli oldu, ne de barbar. Ham ipekten yaptı süzgecini. Bilimi kılavuz, insanlığı tanık tuttu. İncitmedi, hep incindi. Kullanıldı,
limon gibi sıkılıp bir kenara atıldı. Ama yine de herkese dinim imanım dedi. Arkadan hankerlendi ama kimseye hanker kaldırmadı. Tanrı'yı hep insanda aradı. Çocukta İncil'i buldu. Gençlikte Kur'an'ı, kadında Tanrı'yı gördü. O yüzden başına yağdı taşlar, fakat başı hep dik kaldı. Bu gözler yazdırmadı alnına kara bir nokta dahi. İkrarında kavi, namusunda mücessem, tıpkı bir kardelen gibi zemheri de bile açtı. Fakat hiç üşümedi. Onun için tutup çıkarabildi beynini gözleriyle. İçine girdi. Çoklarına hizmete hak bildi. Çoklarına mal, mülk, devlet verdi. Fakat kendi hiç dilenmedi. Elini el eyledi, dilini dil. Ayakları üstünde emeğe enel hak dedi. Nerede bir düşkün görse gömleğini, nerede bir aç görse ekmeğini, yarın yanağından gayrı her şey müşterekti. Kızdı, küfretti. Hak edene verdi, veriştirdi. Fakat küfürü iman sayıp hatadan geri döndü. Çocukla çocuk oldu. Gençle genç. Kadınla kadın oldu. En kaba dayısına evvelallah meydan okudu. Eğilmedi. Fakat kırıldı. Bir parçasından dirilip bin hayat buldu. Gözlerine gördüyse beynine, beyninin en ince yerine, yaşamın tümünü en ayrıntıları ile not etti. O nedenle bugün bu beyin, bu masada, gözler otopside, ne varsa emanet sandığında, hepsi anlatılacak halkına dedi ve ben tarihim. O yazılanlar hileli, hurdalı, yaşayan benim, gören ben. Zehir zıkkım olsun pireyi deveden. Ne varsa arı, duru, tertemiz, noktası virgülü bir tamam, o anlatılacak. Ve bu roman mutlaka bitecek. Bu destan mutlaka son bulacak. Kim bilir hangi başlık altında? 142 yaşında ölen Kürt anası Sebe'ye yemin ederim ki onun 142 yaşındayken lokomotif altından topladığı kömürle bana üzüm getiren torununun torununu seven bu gözler bu cenneti mutlaka sahibi olan halka izzeti ikram ile sunacak. Bu gözler beynin otopsisinde yakında hak sahibini bulacak. Ne demişti Pir Sultan Abdal? Kısa çöp uzundan hakkın olacak. Bu gözler bu beynin borcunu mutlaka Kürt halkına eksiksiz aktaracak. Hiç kuşkunuz olmasın. Barış'ın bir küçük neferi olarak onlar bana küsseler de kırılsalar da bir limon kabuğu gibi kaldırıp atsalar da ben ölüme beş kala ona verdiğim ikrarda ve barışın en önünde yürüyüp öyle ayrılacağım bu dünyadan onu kurtarmadan ölüm bana hak olmasın. Saygılar.